Darth Maul. Star Wars evreninde en sevilen karakterlerden biridir ve onun hikayesi oldukça zengin, karmaşıktır. İlk olarak Star Wars Episode 1 Phantom Menace filminde ortaya çıkan Darth Maul, Sith'in karanlık tarafına sıkı sıkıya bağlı olan bir zabrak. Korkutucu görüntüsü, çift ışın kılıcı ve güçlü bir dövüş yeteneğiyle dikkat çeken Darth Maul, sadece birkaç dakikalık sahnelerde bile hayran kitlesini etkilemeyi başardı. Ancak Darth Maul'un hikayesi bu kadarla sınırlı değil. İlerleyen yıllarda yayınlanan Star Wars romanları, çizgi romanları ve animasyon serilerinde onun geçmişi, eğitimi ve yaşamının daha sonraki dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinildi. Özellikle The Clone Wars animasyon serisi, Darth Maul'un hayatındaki önemli durum noktalarını anlatarak karakterin derinliğini ve karmaşıklığını daha iyi anlamamızı sağladı. Öyle sahneler izledik ki Clone Wars'ta Darth Maul'un eski ustası tarafından alaşağı edilişi gözlerinin önünden gitmiyor. Palpatine Anakin'i fark edince kullanılmış bir peçete gibi atmak istedi Darth Maul'u. Ustası tarafından ihanete uğrayınca bu öfkeli zabrağın içinde öylesine bir nefret yatıyordu ki onu da çekici yapan buydu zaten. O dönem Palpatine'in Sith Lord'u olduğunu bilen sadece Darth Maul olsa neden bu sırrı açığa çıkarıp intikamını almıyordu ki? Güzel soru. O zaman bu sorunun cevabını gelin hep birlikte öğrenelim. Darth Maul Star Wars evrenindeki en büyük kötülerden biri olarak kabul edilir. Ve onun hikayesi karanlık tarafın çekiciliği ve Jedi'larla olan mücadelesiyle Star Wars hayranları için büyüleyici bir konu olmaya devam ediyor. Palpatine ile arasındaki ilişkide Star Wars evreninin karmaşık ve ilginç hikayelerinden biridir. Star Wars evreninin en ikonik karakterlerinden olan ikili yıllardır hayranların sevgisini kazanmışlardır. Her ikisi de Galaktik Cumhuriyeti'nin yıkılmasına ve İmparatorluğun yükselişine yol açan olayların merkezine yer almışlardır. Darth Maul ve Palpatine ikilisi karanlık tarafın acımasız doğasını ve ihanetin sonuçlarını gösteren bir örnek olarak kalıyor. Darth Maul güçlü Sith Lord'u takip ederek kuvvetli olma hırsını ve arzusunu gösterirken Palpatine ise acımasız ve yalnız bir lider olarak görünüyor. Ancak her ikisi de karanlık tarafta olduğu sürece birbirlerine karşı acımasız davranmaktan çekinmeyeceklerdi. Sith olmanın verdiği sorumluluğu yerine getiren İmparator, Maul'un kusursuz sadakatine rağmen onu yüzüstü bıraktı ve ihanet etti. Bu ihanetin sebebini bilmeyenler için söyleyelim, Sith'lerin kuralları vardır. Her Sith Lord'unun iki tane çırağı olmak zorundadır. İhanet de kusursuzdu. Darth Maul'u resmen Qui-Gon ve Obi-Wan'a yem etti Palpatine. Ancak Maul, eğitiminin sonuna yeni gelmiş olsa da deneyimli bir Jedi ustasının canını oracıkta almıştı. Bunun sonucunda da Obi-Wan tarafından gövdesi ikiye ayrıldı ve boşlukta süzüldü. Tüm bu olanları boşlukta süzülürken fark etmiş ama iş işten geçmişti. İntikam ateşi onu ayakta tuttu. Clone Wars ile geri dönen Maul tüm bu kirli düzenden kurtulmak istiyordu. Kendi başına zirveye ulaşıp herkesten hakkını söke söke alma planları vardı. Sadece kendisine odaklanmıştı. Eski gücüne tekrar ulaşmak Sith felsefesinden ayrı kendi yolunu çizmişti. Kafasında plan yapmış olacak ki ilk önce Kenobi'ye odaklandı. Palpatine'i sanırım sona bıraktı. Çünkü çok iyi biliyordu ki galakside alenen şansölyeyi alt edebilecek çok az insandan biri olduğunun gayet farkındaydı. Eğer yapsaydı ya Palpatine'in planı kesin olarak sona erdirirdi ya da en azından Sith olduğunu düşünen Jedi'ların şüphesini kabartırdı. Şimdi sırası değildi. İlk önce eski kudretine ulaşmalıydı. Eski gücüne giden yol Mandalor gezegeninden geçiyordu. Mandalor gezegeninin terör olaylarına karıştıran Maul istediği gücü elde edip işin özünde eski ustasının dikkatini çekmek istiyordu. Amacına ulaştı da. Palpatine tehlikenin farkına varıp Mandalor gezegenine gidip eski çırağını ziyaret etti. Maul güç üzerindeki dengesizliği hissedip Palpatine'in onu ziyarete geldiğini anladı. İkili yıllar sonra yüzleşmişti. Darth Maul tedirgin ve çekingendi. Palpatine öğrencisini tebrik etti. Ancak kendisi de itiraf etti. Maul çok güçleniyordu. Artık bir rakip olmuştu. Yapandan Allah razı olsun, Clone Wars olmasa hayatımızdan bir şeylerin eksikliğini hissedeceğimiz mükemmel dövüş sahneleri izledik. Palpatine'in kılıç ustalığı tartışılmazdı. Maul ve kardeşi dövüşü idare ettiriyordu. Palpatine'in hamlelerine dayanıyor ve karşılık veriyorlardı. İki kardeşten tecrübesiz olan Palpatine'e daha fazla dayanamadı ve ışın kılıcını karnında hissetti. Yere yığılan Savage Opress'in yanına giden Maul adeta dopingleniyordu. Sith'lerin gücü öfkesinden gelir. Kardeşinin kaybı ile artık Palpatine'e sonsuz nefreti ve öfkesi vardı. Darksaber ve Sith ışın kılıcı ile Palpatine'in üzerine atladı. Takdire şayan dövüşüyordu. Palpatine ile denkti artık. Onun hamlelerine dayanıyor, üstüne üstlük cevap veriyordu. Işın kılıçlarını birbirlerine dayayıp ustasını diz bile çöktürtmüştü. Ancak boynuz kulağı bu sefer geçemedi. Olan bitenin farkına varan şansölye, Maul'un öfkesiyle savaştığını fark edip ışın kılıcı fight'ını bırakmış, Force ile onu alt edeceğini biliyordu. Artık tutsak olan Maul, Palpatine'in deneme tahtasıydı. Evet, siz fark etmeseniz de aslında sebepleri bir bir saydım. Maul'un Palpatine'e karşı derin bir nefreti vardı ve onun saltanatını yıkmak istiyordu. Bu nedenle eski ustasını herkesin önüne ifşa etmek mantıklı gibi görünüyor olabilir. Ancak Maul'un önünde duran iki sebep vardı. Palpatine'den fazlasıyla korkuyordu
ve Jedi'ların ona güvenmeyeceğini biliyordu. Obi-Wan'ı Mandalor gezegenine sıkıştıran Maul, böbürlenerek eski düşmanını Darkseid'e davet eder. Karşısında Obi-Wan Kenobi'nin olduğunu unutan Maul, bunun gerçekleşeceğini düşünür. Kenobi, öfkeli Zabrak'a güzel bir ders verir. Onun zorla Sith olduğu gerçeğini yüzüne vurunca deliye dönen Maul, Sith gözleri bir anda beliriverir. Sonrasında da Satine öldürür. Skywalker Sagada'da ne oluyorsa olsun hep Obi-Wan Kenobi'ye dokunuyor. Bunu fark ettim. Darth Maul'un Sith oluşu ve eğitim yılları başlı başına bir işkencedir. Palpatine olan korkusu çocukluk dönemlerinden beri hep içine vardı. Acımasız geçen eğitim yılları ve zorla ailesinden ayırmasının arkasında hep Palpatine olduğunu bilen Maul, ağaç yaş iken eğilir sözünün tam vücut bulmuş haldir. Üstüne üstlük bir de en güçlü olduğunu zannettiği zamanda Mandalor gezegenini kaybetmesi onun Palpatine korkusunu pekiştirmiştir. Zaten yüz ifadelerinden de anlaşılıyor. Maul gibi karizmatik bir karakteri ben bu durumda görünce cidden üzülüyorum. Maul cidden çok karizmatik bir karakter ya. Bir diğer mesele ise Jedi'ların ona güvenmemesi. Bu konu zaten çok açık. Maul, Qui-Gon ve diğer birçok Jedi'yi öldürmüş ve binlerce kişinin ölümüne neden olan büyük bir Mandalor çatışması başlatmıştı. Alenen Palpatine'in şeytani bir Sith Lord olduğunu duyursa da onu ciddiye alacak çok az kişi olurdu. Bence ciddiye alan kişi olmazdı bile. Nihayetinde de Palpatine'in planını Ahsoka'ya açıkladı ama Ahsoka ona inanmayı reddetti. Bu da zaten beklenen bir şeydi. Yani Maul, Palpatine'i alt ederse tek yapacağı eski efendisinin gazabını üzerine çekmek olacağını biliyordu. Bu ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği bir şeydi. Çünkü Maul Palpatine'den çok korkuyordu. Yani Maul bu gizli bilgiyi asla deşifre edemezdi. Ama keşke deneseydi. Sonuç olarak Darth Maul ve Palpatine'in ayrılığı Star Wars evreninin en çekişmeli ve en önemli hikayelerinden biridir. İki karakter arasındaki bağın kopması hem galaktik politika hem de karakter gelişimi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Darth Maul hayatta kalma mücadelesiyle Sith Lordluğunun zirvesine ulaştı ancak intikam yolunda kaybetti. Palpatine ise Galaktik İmparatorluğun en büyük lider olmayı başardı ancak sonunda kendi tarafından ihanete uğradı. Evet trooperlarım, buraya kadar izlediyseniz zaten beğendiğinizi düşünüyorum. Kanala da abone olmuşsunuzdur herhalde. O zaman sen sadık takipçim, sana çok gizemli bir bilgi vereceğim. Yakında size büyük bir sürprizim var. Beklemede kal. Size çok güzel hediyeler hazırlıyorum. Biraz da ipucu vereyim hadi. Discord sunucumuza da göz atmak istersen senin için davet bağlantısını açıklamaya koyuyorum. Görüşmek üzere.